Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı ve şu dakikalarda toplantıda devam ediyor. Toplantının öncelikli gündemi tabii ki koronavirüsle mücadele. Toplantıda 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz ediliyor. Nüfus oranlı il vaka haritası üzerinde de bir değerlendirme yapılacak. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleriyle devam edilecek. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında işyerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak. Yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Evet, 17 günlük tam kapanmanın bugün sona ermesiyle yollar araçlarla doldu. Bolu'da geçişinde vatandaşların bayram tatili dönüşü yaşatmasında beklenen yoğunluk oluşmazken güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor. Şehir merkezinde ise bağlantı yollarında görülen trafik Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşağında uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Temin Bolu Dağı geçişinde vatandaşların bayram tatili dönüşü yaşatması beklenen yoğunluk oluşmazken güzergahta trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan bayramını da içine alan tam kapanma öncesinde İstanbul'dan Anadolu'ya geçen vatandaşların geri dönüş yolculuğu da başladı. Kapanma öncesi de yaklaşık 100 bin aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı'nda tatilcilerin geri dönüşünde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Trafiğin normal seyrinde ilerlediği güzergahta sürücüler rahat bir şekilde evlerine dönüyorlar. Olası bir yoğunluk ve trafikte aksama olmaması için tedbir alan polis ve karayolları ekipleri önemli noktalarda hazır bir şekilde bekliyor. Türkiye genelinde 29 Nisan saat 19'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 05 itibariyle sona erdi. Düzce'de kısıtlama sonrası ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Şehir merkezi başta olmak üzere bağlantı yollarında da görülen trafik Çoban Kavşağı, Öztürkler Kavşağı ve Olimpiyat Kavşağı'nda uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Evet, devam edelim. Ramazan bayramı ile birlikte 17 gündür evlerine hapsolan Düzceliler tam kapanmanın kalkmasıyla birlikte kendilerini sokaklara attılar. Alışveriş yapan ve bankalara ödemelerini gerçekleştiren insanlar mesafe kuralını zaman zaman hiçe saydı. Vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçmek için uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah saat 05 itibariyle sona erdi. Ramazan bayramının da dahil edildiği tam kapanmayı evlerinde geçiren Düzceliler yasakların kalkmasıyla birlikte sokaklara akın ettiler. Özellikle İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi'nde yoğunlaşan kalabalık 17 gün evde kalmanın acısını çıkardı. Alışveriş yapan ve bankalara ödemelerini gerçekleştiren insanlar mesafe kuralını zaman zaman hiçe saydı. Esnafın tüm borçları ertelensin. Sevgili izleyenler, bu sözler TES Genel Başkanı Bindevi Palandöken'e ait. Palandöken, Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini dile getirdi. Canımdan çok sevdiğim Türkiye'nin 81 ilinden gelen birlik ve federasyon başkanlarım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi. Palandöken, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeyle duyurduğu kademeli normalleşme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada salgınla ilgili faturanın yine esnaf ve sanatkara çıkarıldığını savundu. Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu ve insanların işlerinin başına geçmesi gerektiğini belirten Palandöken, 15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizle ertelendi. Esnafın yarısına merhem olacak karşılıksız hibe desteği verilmeli ve tüm borçları faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmeli. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil değerlendirmesinde bulundu. Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken şunları kaydetti. Hava yoluna hiçbir kısıtlama getirilmezken şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına %50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir dedi. Evet, sadece TESK Genel Başkanı değil, Düzce Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Osman Ataseven de bugün açıklanan kontrollü normalleşme genelgesine isyan edenler arasında yerini alarak 1 Haziran'dan itibaren geçen süreçte eğer esnaf adına iyileştirici, normale döndürücü kararlar alınmazsa kapanmaz yaraların açılacağına inanıyorum dedi. Pandemi sürecinin en çok zarar verdiği sektörlerin başında gelen kahveci esnafı kontrollü normalleşme genelgesinden umduğunu bulamadı. Çok uzun süredir iş yerlerini açamayan küçük esnafın koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana yükü çektiğini belirten Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Osman Ataseven yeni genelgeyle yine olanın küçük esnafa olduğunu belirtti. Ataseven, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kademeli normalleşme kurallarını gücümüzün yettiği kadar konuştuk. Basın yoluyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Gerekli yazışmaları yaptık. Sesimizi Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası olarak üst kuruluşumuz olan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve tüm Türkiye genelindeki 81 ilin oda başkanları, birlikleri ve federasyon olarak Ankara'ya duyurmaya çalıştık. Her seferinde bu kararlar alınırken esnaf temsilcileri olarak bizlerin de görüşlerinin alınmasını istedik. Aksi takdirde esnafın bitme noktasına geleceğini ve kepenk kapatmak zorunda kalacağını dile getirdik dedi. Ataseven, koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana yükü çeken küçük esnaf oldu. 17 Mayıs pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısının ardından yeni dönem uygulamaları açıklanacaktı. Esnaf adına umutlanmıştık ama İçişleri Bakanlığımız pazar sabahı bir açıklama yaparak 1 Haziran'a kadar geçecek sürede uygulanacak olan kısıtlamaları açıkladı. Gördük ki olan yine küçük esnaf oldu. 1 Haziran'dan itibaren geçen süreçte eğer esnaf adına iyileştirici, normale döndürücü kararlar alınmazsa kapanmaz yaraların açılacağına inanıyorum diye konuştu. Ataseven, acil olarak kapanma süreleri dikkate alınarak esnaf kardeşlerimizin yeniden ayakta durabilmesi ve desteklenmesi, işlerini idame edebilmesi için sıfır faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır dedi. Biz hibe istemiyoruz ya da sadaka istemiyoruz. Sadece işyerlerimizin, mekanlarımızın açılmasını istiyoruz. İşimizi, aşımızı, rızkımızı kazanalım istiyoruz. Tek dileğimiz artık 1 Haziran itibariyle kısıtlama olmadan normalleşmektir ifadelerini kullandı. Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamaca getireceğiz ekranlarınıza. Düzce'de kapalı bir otoparktan çalınan lüks bir otomobil polis ve jandarma ekiplerinin 140 kilometre süren kovalamacası ile bulundu. Çalıntı aracı bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması içinse termal kameralar ve drone ile arama çalışması başlatıldı. Olay Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Barış Ürün'e ait 81BR-799 plakalı otomobil kapalı otoparktan çalındı. Otomobilin yerinde olmadığını fark eden Ürün, durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verirken araç sahibi ve kısıtlamadan muaf arkadaşları da arama çalışması yaptı. Bak dikkat, aman gözünüzü seveyim. Ne olur. Ekipler Aziziye, Uzun Mustafa, Akınlar, Karacaacı Musa, Arap Çiftliği, Çamköy, Konurak, Çakırlar ve Tokuşlar mahalleleri üzerinden süratle kaçan sürücünün peşine takıldı. İki defa havaya ateş edilmesine rağmen çalıntı aracı süren Fikret M. durmayarak köy yollarına girdi. Burayı boşaltın bakalım.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonrasında Reciner Köyü mevkiindeki katı atık tesislerinde balçığa saplanınca kaçamayacağını anlayan sürücü aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Zanlı gecenin karanlığı ve arazi şartlarının elverişsiz olmasından faydalanarak kaçmayı başardı. Şahsın ormanlık alanda saklanabilme ihtimaline karşı İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Büro Amirliği ekipleri bölgede drone kaldırarak termal kameralarla dakikalarca şahsı aradı. Ara vermeden yapılan arama çalışmaları sonrasında araç bulundu. Aracının bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Barış Ürün şunları söyledi. İki tane aracım, bir tane motorum var. İndiğimde bir aracımın kapılarının açılmış olduğunu, motorumun yerinde olduğunu, bu aracım üstü brandalı bir şekilde duruyordu. Brandasını atmışlar ve yandaki diğer marka aracımdan anahtarını çalıp bu aracımı çalmışlar. Diğer aracı patlatıp. İşte 24 saattir yaklaşık ortalama bir kovalamacının içerisindeyiz. Kendi arkadaşlarımızla Düzce ilinde de bayağı bir paylaştırdık. Görenler sağ olsunlar haber verdiler. Aracımıza kavuştuk. Şurayı boşaltın bakalım. Ve bültenimize bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve konarak mevkiinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.D. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kaza Düzce Akçakoca D655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan SD idaresindeki 41AGD 571 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Konurark mevkiinde şarampole devrildi. İleriden biri geliyordu, hakimiyetini kaybetti. Bu şekilde kaydı, bankete vurdu, buradan uçtu aşağı doğru. Çıkarttık, başka bir şey yoktu. Durumu nasıldı yani? Durumu iyiydi, kendindeydi. Kendi çıktı zaten yardımlarıyla birlikte. O şekilde hakimiyetini kaybetti, kaydırarak düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Takla atan otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Ve kameralarımızı bu kez Akçakoca'ya çeviriyoruz. Dede Dağı'nın en yüksek tepesinde kabri bulunan Kaplan Dede mezarını ziyarete giden Akçakocalılar mezarlığın bakımsız kalmasından dolayı üzüldüklerini belirttiler ve umarız geçmişte verilen sözlerin ardından Düzce valimiz buraya sahip çıkar ve adını verdiği Kaplan Dede Dağı'nın zirvesinde güzel bir mezarlık yapılır dediler. Dede Dağı'nın 1189 rakımlı en yüksek tepesinde kabri bulunan Kaplan Dede mezarını ziyarete giden yeni Akçakoca haber muhabiri mezarlığın bakımsızlığını kayda alarak mezarı çevreleyen beton korkuluğun kırık dökük olduğunu, çevredeki otların temizlenmemesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. Gördüğümüz tablolara biz üzüldük. Atıl bir alana dönmüş burada. Evet, arkadaşım da size gösterecek şimdi. Gördüğünüz gibi Kaplan Dede mezarı bakımsız, onarımsız bir şekilde terk edilmiş durumda. Bizler de geldik, görmek istedik ve görüntüledik şu anda. Alanı da gerçekten çok müsait. Bu tarafta da aynı şekilde eski bir bina var, yapı var. Yapının diğer arka tarafında da aynı şekilde yaklaşık 1,5-2 dönümlük bir yeşil alan mevcut. Bizler burayı hem Akçakoca'ya hem Düzce'ye turizm açısından hem de İslami açıdan türbe ziyaretine açılması yönünde teklifler sunmuştuk. Tekrardan yine buradan yetkililere, valimize ve Turizm Bakanlığımıza yine sesleniyoruz. Aynı şekilde buraların onarım yapılmasını ve Akçakoca'ya kesinlikle kazandırılmasını temenni ediyoruz ve kazandırılması da gerekiyor. Bizim tarihimiz yatıyor, dedelerimiz yatıyor burada. Yani bence Kaplan Dede bu mezarı
mezar da denmiyor, iki tane taşı hak etmiyor. Mezarın bakımsızlığının geçmiş dönemlerde de gündeme geldiğini söyleyen gazeteci Tuncay Türkgül'ü ise geçmişte siyasiler yapılacağı sözü vermelerine rağmen ne yazık ki bugüne kadar el sürülmedi. Umarım Düzce valimiz buraya sahip çıkar ve adını verdiği Kaplandede Dağı'nın zirvesinde güzel bir mezarlık yapılır dedi. Evet, bizler bültenimizi burada noktalıyoruz, ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.